Sevgili arkadaşlar merhaba. Size çok önemli bir bilgiyle geldim. Mutlu kelimesini gördüğünüzde size bu kelimenin yapısı sorulursa ne diyeceksiniz? Mutlu kelimesi basit midir, türemiş midir? Yapısı sorulursa ne diyeceksiniz? Unutma. Mutlu kelimesi türemiş bir kelimedir. Kelimenin kökü mut. Mut diye bir şey mi var ya? Var. Mut sözlüğü aç bak. Mut kelimesi mutluluk demektir. Mut, mutluluk demektir. Mutlu kelimesini ekine köküne ayırırken mut isim kökü diyeceksin. Mut'tan mutlu oldu diyeceksin. Sevgili arkadaşlar, isim kökü ya da fiil kökü bir tane yapım eki aldığında o artık kök değil, o artık ne olmuştur? Gövde olmuştur. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi gövde durumundadır diyorsa yapım eki alması gerekiyor. Peki aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi gövdeden türemiş diyorsa, gövdeden türemiş nasıl oluyor? Yapım eki alan bu parçanın üstüne bir yapım eki daha getirirsen, mutluluk dersen, üzerine bir tane daha yapım eki getirirsen, bunun adına da gövdeden türemiş sözcük diyor. Şahane bir bilgiydi. YouTube kanalıma gelmeyi sakın unutmayın. Kanala muhakkak abone olun. Kolay sizlerinizi oradan kapatalım, olur mu? Görüşmek üzere, takipte kalın.